Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi bir kez daha gönül dolusu muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olmasını dilerim. Bir Cabir'i okumalarında daha birlikteyiz. Bir önceki Cabir'i okumalarımızı hatırlarsanız, artık bundan sonra doğrudan Cabir'in projesini konuşmaya başlayacağımızı, ilk beş konuşmamızda konuya bir giriş ve hazırlık mahiyetinde dersler yaptığımızı, altıncı yani bu oturumdan itibaren fiili olarak Cabir'in projesini ele almaya başlayacağımızı söylemiştim. Gerçekten de öyle olacak ve bugünkü ele alacağımız konu, bundan sonraki yapacağımız tüm Cabiri derslerinde bir temel olacaktır. Ve her zaman bu altıncı oturumdaki dersimize atıflarda bulunacağız ya da dönüşler yapacağız. Demek ki son derece önemli bir hususa bugün başlıyoruz. Bu itibarla bir kez daha önceki derslerimizde de dikkatinizi çektiğim üzere hoşgörünüze binaen, benim yapmış olduğum değerlendirmeleri, konuşmaları ve sohbeti mutlaka orijinal eserin kendisinden takip ederek, okuyarak değerlendirmeniz gerekiyor. Ve o zaman bu derslerin nihai amacına ulaşacağını düşünüyorum. Sohbetlerden önce ya da sohbetlerden sonra mutlaka kitabın ilgili bölümlerini tedris etmenizi, incelemenizi bir kez daha ısrarla ve hararetle tavsiye ediyorum efendim. Hemen konumuza başlayalım. Çünkü yine sizi bayağı bir yoracağım. Uzunca bir değerlendirme ve ders sizi bekliyor. Bugünkü ele alacağımız konuların değerli arkadaşlar, başlıkta da gördüğünüz gibi Cabir'i okumaları 6. okumadayız ve sayfa 63 ve 81 arasını size değerlendirmeye çalışacağım. Bu bölüm yeni bir bölüm ve bu bölümde Cabir'i bize tedvin asrından söz edecek. Tedvin asrının altını çizmeliyiz. Bu birazdan da üzerinde duracağım, önemli. Bu tedvin asrının Arap aklı için nasıl bir referans çerçevesi oluşturduğu üzerinde duracak. Yani ana konumuz Arap aklının bizatihi işlevsel olmasını mümkün kılan bir referanstan, bir referans çerçevesinden, bir tarihi süreçten söz edecek. Son derece önemli olduğunu birazdan detayları birlikte mütalaa ettiğimizde siz de görecek ve takdir edeceksiniz diye düşünüyorum. Bugünkü dersimizde edersiniz. Sayfa 63 ve 81 arasında oldukça önemli şekilde ele alınan, detayları verilen bilgilerin ben naçizane kendi sunumumda ve özetlememde iki başlık altında bunu ele almayı düşünüyorum. Birinci başlığımız temel kavramlar. Bu dersimizde artık netleştirmeye çalışacağımız bazı temel kavramlar var. Diğeri ise temel iddialar. Temel iddialar. Temel kavramlarımız var, temel iddialar var. Bu temel kavramlar ve temel iddiaların birbirleriyle olan ilişkilerini bugünkü dersimizde netleştirdiğimizde bundan sonraki ele alacağımız konular için artık zihnimiz hazır demektir. Hemen temel kavramları belirleyelim. Farklı bir renkle yazalım. Temel kavramların birincisi hiç kuşkusuz Arap insanı. Kavramı. Cabir'in sıklıkla bu bölümde kullandı ve üzerinde durduğu Arap insanı kim?
Kimi kastediyor Arap insanı? İki, hiç kuşkusuz daha önce de üzerinde durduğumuz Arap kültürü. Bu da ne sorusu? Arap kültürüyle neyi kastediyoruz? Nedir bu? Üç, burada zaten dersimizin ana konusu olan Tedvin Asrı. Tedvin Asrı. Bu önemli hangi zaman? Bu asırdan bahsettiğimiz Tedvin Asrı dediğimiz şey hangi zaman dilimine tekabül ediyor? Zaman söz konusu. Dört, Arap aklı. Bu da epistemolojidir. Evet değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, gördüğünüz üzere bugünkü dersimizde son derece önemli olan dört tane kavramı ele alacağız. Arap insanı, Arap kültürü, Tedvin Asrı ve Arap aklı. Ve her biriyle ilgili önlerinde parantez içinde efendim belirlemiş olduğumuz Arap insanından kimi, Arap kültüründen neyi, Tedvin Asrı'ndan hangi zamanı ve Arap aklıyla nasıl bir epistemolojiyi efendim kavramsal olarak Cabir'in hedeflediği ya da bunları ele aldığı son derece önemli olarak karşımıza çıkar. Ve şimdi biz bu temel kavramları şimdilik burada bu köşede bırakacağız ve yeniden dönmek dersin sonuna doğru her birini tek tek ele alarak peki şimdi bütün bu konuştuklarımız ve anlattıklarımızdan sonra bu dört kavram tam olarak ne anlama geliyor olduğunu belirlemek üzere yeniden döneceğiz buraya. Bırakıyoruz ve temel iddialara geçiyoruz. Bir, bu temel iddiaları da yine farklı bir renkte bir, iki diye yazarak devam edelim. Birincisi, temel iddialar arasında Cabir'i diyecek ki bize daha önce kültürel zamanda bir önceki beşinci dersimizde epistemolojik kopuşlar üzerinden ele almaya çalıştığımız hususu bir kez daha yenileyecek ve diyecek ki Arap kültür tarihi, Arap kültürel zamanı İslam öncesinden gelen ve İslam sürecini de içine alan ve bugüne doğru uzayan bir uzun zaman diliminden ibarettir. Öyleyse burada Cabir'in cahiliyeyi içine alan, İslam'ı içine alan ve günümüze uzanan bu kültürel zaman ilgili söylediği hususu hem yazalım hem de hatırlayalım. Diyecek ki bize kültürel zaman cahiliyeyi ki daha önce bunun geçmişe doğru bir asırdan uzun bir süreyi, 1,5 asra yakın bir süreyi kapladığını söyledik. Artı İslam'ı süreci artı günümüze uzanan bir süreci kapladığını söyledi. Daha önce de bunların üzerinde durduk. Böyle bir belirlemeyle Cabir'in kastettiği şey, cahiliyeyi, İslam'ı ve günümüze uzanan bu zaman diliminin bu şekilde belirlenmesi, bu şekilde uzanımından söz etmesi, şunu görmemizi ifade etmek içindir. Bir kere daha, bu süreç durağan bir süreçtir. Cabir'in tezini ya da projesini iyi kavramak ve anlamak açısından bu kavramlar son derece önemli. Durağan bir kültürel zamandan söz ediyor. Yani reel yaşadığımız zamanla ilgisi olmayan, durağan bir kültürel zamandan, yani kendisini sürekli bir bilinç dışı bilinç olarak dayatan bir durağan zamandan söz ediyor. Dolayısıyla birinci olarak temel iddiası Cabir'in, bu durağan zaman olarak tanımladığı süreçten Arap aklının asla kopamadığıdır. Birazdan da üzerinde duracağımız üzere ne olursa olsun İslam cahiliye ilişkisinde cahiliyeyi ne kadar bertaraf etmiş olursa olsun o geçmişten gelen durağan zamanın, kültürel zamanın, bilinç dışı bilincin etkinliğinin her zaman hissedildiğinin altını çizecektir. Bu birinci önemli iddiadır. Bunların üzerinde birazdan ele alacağımız diğer gelişmelerle farklı boyutlarıyla inşallah duracağız. İkincisi, demek ki
temel iddialardan ikincisi burada iki bilinç dışı bilinç olarak kültürel zaman hep var olmuştur. O kültürel zaman yine Cabir'in ifadesiyle hep bugün olarak var olmuştur. Aslında geçmiştir ama hep bugündür. Ve bugünü belirleyen bir unsur olarak bunu da yazdım. Bu hep bugünü belirlemiştir. Bugünün belirlenmesinde çok önemli bir rolü olan unsur olarak bu kültürel zaman ve süreç her zaman var olmuştur. 3. İslam ile birlikte bu süreçte çok yepyeni bir dönem, bir süreç, bir aydınlanma süreci başlamıştır. Yazalım hemen. İslam zuhur edince bu Arap kültürel zamanında ve Arap kültür tarihinde çok son derece önemli bir süreç başlamıştır. Ve İslam adeta kendisi de bu kültürel zamandan beslenerek, bu kültürel zamanla etkileşim içinde olarak ki birazdan üzerinde duracağız, oluşmuş ancak ilk defa Arap tarihinde bir oluşturucu akıl olarak da bu kültürel zamanı dönüştürmüştür. Öyleyse bugünkü dersimizin en önemli temel kavramsal ifadelerden bir tanesini bunun önüne yazalım. Arap kültür tarihinde İslam ilk defa oluşturucu bir akla dönüşmüştür. Yani İslam oluşturucu bir akıldır. Oluşturucu bir akla tekabül eder. Şimdi burada Cabiri'nin Arap kültürünün İslam'ın vahiy ile birlikte, Hazreti Muhammed ile birlikte sallallahu aleyhi ve sellem o kültürün hem vahiyin içeriği bakımından hem Hazreti Muhammed'in kültürel aidiyeti bakımından bir oluşturulmuş akla tekabüliyetiyle birlikte İslam vahiy üzerinden bir kurucu aklı, bir oluşturucu aklı mümkün kılmış ve Arap geleneğinde ve kültüründe ilk defa el-aklul mükevven bir el-aklul mükevvine dönüşmüştür. İslami süreç bir aklul mükevvindir. Bir oluşturucu akıldır. Ve ilk defa Arap kültüründe ki birazdan konuşacağız, Cabir bu soruyu soracak ve bunun cevabını hemen değil ileride vereceğim diyecek ve oluşturucu bir akıl olmasına rağmen İslam kendisinden önceki cahiliye aklının epistemolojisinden ne ölçüde bir epistemolojik kopuşu gerçekleştirmiştir ve bu kopuş ne kadar sürebilmiştir birazdan ele alarak üzerinde duracağız ki ve bu son derece önemli bir husustur. Ama hepsinden önemlisi İslam ilk defa bir kurucu, oluşturucu akıl olarak Arap kültüründeki yerini almıştır. Bu oluşturucu akıl iki önemli işlev üstlendi. Birincisi yeni bir başlangıcı mümkün kıldı. Şimdi bu çok önemli bir tabir Cabiri'nin felsefesinde ve epistemolojisinde. Çünkü Arap aklının oluşulması içerisinde yeninin çok fazla görünemediği bir süreç yaşanıyor. Hep eskinin kendisini bugün olarak dayattığı bir geleneğin içinde İslam yeni bir şeyi ortaya koydu. Onun için Araplar Hazreti Peygamber'e, vahyine, söylemine, davetine bid'at olarak baktılar. Bu alışılagelen sünnete, alışılagelen efendim geçmişe, turasa, geleneğe aykırı bir durum olarak baktılar ve bunu eleştirdiler. Bu itibariyle İslam orijinal, bu itibariyle yeni bir başlangıcın adıdır. İşte bu yeni başlangıç kendisini zorunlu olarak cahiliyeden kopardı. Yani İslam cahiliyeden bir kopuştur. Bir önceki dersimizde de söylediğimiz gibi epistemolojik kopuşun bütünüyle bir geçmişi reddetmek anlamına gelmediğini. Bu itibarla burada da
İslam'ın yeni bir epistemolojiyi ortaya koymasına rağmen, yeni bir epistemoloji ile birlikte Arap aklına, Arap insanına ve Arap kültürüne yeni bir sayfa açmasına rağmen cahiliyeyi bütünüyle silmemiştir. Cahiliye doğrudur. Bu kopuşta kötünün resmidir. Terk edilmesi gereken bir gelenektir. Araya mesafenin konulması gereken bir süreçtir. Ve nitekim bunların hepsi de yapılmıştır. Ama beğenilen, iktibas edilen, yaşamına izin verilen, devam ettirilen özellikleri itibariyle de cahiliye bütünüyle reddedilmediği gibi tamamen idam edip öldürülmemiştir de. Böylece Cabiri'nin tabiriyle merhumun, İslam yeni bir epistemolojik kopuşu ifade ederken aynı zamanda bu epistemolojik kopuşun yanında Arap insanına ve Arap aklına bir yeni referans çerçevesi oluşturmuştur. Bu çok önemli bir şey. Yani İslam eşittir vahiy artı Hazreti Peygamber ilk defa Arap aklına, bu oluşturucu akla, İslam'ın oluşturucu akıl olarak kurduğu, inşa ettiği bu akla Tanrı, insan ve evrene ilişkin bir bakış açısı sağlayacağı bir referans çerçevesi oluşturmuş. Demek ki İslam ilk defa Arap aklının ilk orijinal epistemolojik referans çerçevesidir. Artık Arap insanı İslam'ın mesajı üzerinden, vahyin mesajı üzerinden, Hazreti Peygamber'in örnekliği üzerinden bir bakışa sahip, bir değerlendirmeye, bir akletmeye sahiptir. Ve dolayısıyla Cabir'in ifadesiyle İslam bir erken aydınlanma dönemi, ortaçağ dünyası itibariyle söylüyoruz, bir erken aydınlanma çağı itibariyle Arap aklının ilk defa yeni bir referans çerçevesi üzerinden düşünmeye, üretmeye, bilgi üretmeye ve akletmeye başladığı süreci ifade eder. Bu son derece önemlidir. Peki bundan sonra bir dördüncü madde olarak temel iddialar üzerinden devam ediyoruz ve bu temel iddialar üzerinden yine temel kavramlara daha sonra döneceğiz. Dördüncü olarak Hazreti Peygamber'in vefatını mütakiben yaşanan siyasi ve politik gelişmeler. Bunu daha bir üst başlık altında konuşmak, daha bir üst başlık altında değerlendirmek gerekirse, sahabe devri dediğimiz Hazreti Peygamber sonrası başlayan bir devir söz konusu. Pardon, düzelteyim. Sahabe devri. Sahabe devrinin siyasi gelişmeleri Cabir'in temel iddiasına göre, ki bu tarihen sabittir, Arap kültürel zamanı, birinci maddeye yeniden dönüyoruz. Arap kültürel zamanının bastırılmış bilinçaltının İslam oluşturucu aklının ilk defa yeni olarak ortaya koyduğu epistemolojik bakışın çok kısa ve erken dönemde yara almasına, zedelenmesine ve o bastırılmış olanın yeniden kendisini dayatması süreçlerinin yaşanmasına neden olan bir süreçtir. Şimdi burada sahabi devri siyasi ve politik olayların elbette ki tarih açısından temel olarak detaylarına girecek halimiz yok. Ama çok genel hatlarıyla, daha önceki derslerimizde de üzerinde durduğumuz yönleriyle ele alacak olursak değerli arkadaşlar, burada daha sonra
sürecin belirleyici unsurunun Emeviler olduğunun altını çizmeliyiz. Öyle oldu, böyle oldu. Sonuç olarak Emeviler, Ümeyyeoğulları siyasete, politikaya el koydular, iktidarı ele geçirdiler. Şimdi burada Cabiri'nin hemen hemen tüm felsefesinde ve projesinde çok önemli temel bir kavram olan bu hususun altını çizmemiz gerekiyor. Emeviler deyip geçemeyiz. Biraz sonra konuşacağız. Abbasiler deyip geçemeyiz. Çünkü bunların mütekabil karşılıkları iktidardır. İktidardır. O halde sahabe dönemini resmedeceksek, sahabe döneminin siyasi olaylarının resminin ana fonunu iktidarı ele geçirmek, muktedir olmak olarak belirleyebiliriz. Bunu ileride siyasi aklı konuşurken tabii çok farklı boyutlarıyla yeniden konuşacağız. Ama burada epistemolojinin referans çerçevesini belirleme sadedinde konuştuğumuz için pek tabii olarak farklı boyutlarıyla ele alıyoruz. Dolayısıyla Emeviler demek bir iktidar demektir. Ve her zaman ortada bir iktidar söz konusuysa mutlaka bir muhalefet de söz konusudur. Zaten bir muhalefet olmadan bir iktidardan söz edemeyiz. İşte gördüğümüz gibi bir iktidar var, bir de muhalefet var. Ve yine Cabiri'nin daha sonra detaylarını üzerinde konuşacağımız üzere, sevgili öğrencilerim, biz bir iktidar aklından, bir muhalefet aklından da söz edeceğiz. Bir iktidar aklı, bir muhalefet aklından söz edeceğiz. Ve dolayısıyla bu muhalefet iktidar arasındaki çekişmelerin daha sonra bu akıllar üzerinden İslam geleneğindeki nasıl farklı epistemolojilere, beyani, irfani ve burhani epistemolojilere evrildiğini, dönüştüğünü ve birbirinden ayrıştığını görmek bakımından da son derece önem arz edecektir. Bu itibarla Emeviler dönemi üzerinde biraz durmamız gerekecek. O halde şurada Emevileri tekrar yazalım ve üzerinde duralım. Emeviler döneminin Arap aklının oluşumunda İslam'ın oluşturucu akla dönüştürdüğü, dikkat buyurun, bura çok önemli bir nokta. İslam'ın vahiyle ve Hazreti Peygamber'in rehberliğiyle oluşturucu akla dönüştürdüğü şu el-aklul mukevvini yeniden Emevilerde oluşmuş akla dönüştürmede Emeviliğin ne tür bir rolünün olduğunu belirlememiz gerekir. Çünkü Emeviler dönemi iktidar o İslam'ın kurucu aklı, oluşturucu aklını dönüştürecek. Tekrar oluşmuş akla, tekrar o bilinç dışı bilinç dediğimiz kültürel zamanın, o durağan zamanın yeniden alttan üste çıkmasına ve yeniden bugünü belirlemesine sebep olacak çok önemli gelişmelere neden olacak Emeviler. Şimdi Emeviler dönemini resmederken bazı çok önemli gelişmeleri belirlememiz gerekiyor. Emeviler dönemi işte yaklaşık Hicri 132'de yıkıldığına göre, 40'da da kurulduğuna göre şöyle böyle bir asra yakın, 3 çeyrek asırdan az fazla bir döneme tekabül eden süreçten söz ediyoruz demektir. Ve şöyle bir şey söyleyebiliriz, birazdan Abbasileri de ele aldığımızda karşılaştırma bakımından da üzerinde duracağımız üzere, Emevilerin Arap aklının oluşmasında birazdan söz edeceğimiz referans çerçevesinin teşekkülündeki temel rolü geçmişi yeniden canlandırmaktır. Bunu ben yazdım. Geçmişi yeniden canlandırdı. Yani uyuyan devi uyandırdı. Geçmiş yeniden canlandı. Bunun anlamı şu, Cabir'in ifadesiyle. Geçmiş yeniyi belirlemeye yeniden başladı. Evet. İslam ilk defa yeninin geçmişe egemen olduğu, yeninin geçmişi bastırdığı bir aydınlanma sürecini başlatırken, Emevilikte yeniden bir geçmişe dönüş,
yeniden bir geçmişi ihya, yeniden bir geçmişin yeniyi bastırma süreçlerini başlatması bakımından oluşturucu aklın yeniden nasıl oluşmuş akla dönüştüğünü görmemiz bakımından bu aklın bu manada yeni bir inşası bakımından son derece önem arz eder. Peki Emevilerin geçmişi yeniden ihya etmeleri, geçmişi yeniden canlandırmaları, yeniyi baskılayacak şekilde eskiye yeniden bir dönüş ortaya çıkarmaları, halifelerin binbir gece masalları, binbir gece şenlikleri olarak düzenledikleri şiir yarışmaları, hitabet yarışmaları vesaire şeklinde düzenlenen eğlence yarışmaları, ilmi düzenlemeler, ilmi yarışmalar, müsabakalar vesaireler, halifenin bizzat iştirak ettiği bu önemli gelişmeler Emeviler döneminde. Geçmişin yeniden canlanmasında nasıl önemli bir faktördür? Burası çok önemli. Emevileri böyle bir geçmişi yeniden canlandırmaya iten en önemli saik muhalefetin, buraya dikkat edin lütfen, muhalefetin yanına mevali dediğimiz Arap olmayan unsurları, Arap olmayan Müslümanları, Arap olmayan unsurları ki bunlar geleneğimizde ehl-ü tesviye olarak ifade edilir. Ehl-ü tesviye. Bunlar eşitlikçilerdir. Yani Arapları üstün bir ırk, Arapçayı üstün bir dil olarak görmeyip eşitlikçiliği savunan, biz de Müslümanız ve sizinle aynıyız diyen ve Arap olmayan unsurlar ve birazdan konuşacağımız gibi hemen hemen ilmin neredeyse Abbasiler döneminde bütününü ele geçirecek bir etkinliğe sahip olan mevali unsurundan söz ediyoruz. Dolayısıyla Emevilerin karşılaştığı, muhalefetle birlikte karşılaştıkları en önemli unsur Arap olmayan unsurdu. Pekala Arap olmayan unsurla karşılaşan ve bunu aşmaya çalışan Emevi iktidarı, mevali ve Arap olmayan bu unsuru neyle aşacaktır? Araplıkla. Araplıkla aşacaktır. Araplıkla aşacaksa o zaman vurgulaması gereken cahiliye şiirini, cahiliyeyi yeniden diriltmek, Arapçayı yeniden diriltmek ve onu öne çıkarmaktır. Bu itibarla dikkat buyurunuz, tarihi gelişmeler olarak hem cahiliyeyi yeniden canlandırmak, hem Arapçayı yeniden vurgulamak ve Arapçayı öne çıkarmak hususu son derece önemli olarak Emeviler döneminde gerçekleşen tarihsel bir analizi görmemize ve dikkat etmemize bizi yöneltmektedir. Neden? Çünkü daha Halid bin Yezid'in vefat tarihi Hicri 85'tir. Bir şehzade olan Halid, halife olma şansını kaybedince kendisini ilme ve özellikle de efendim İskenderiye'deki Ulumu'l-Evail denilen, öncekilerin ilmi Ulumu'l-Evail denilen ilimlere efendim ilgi duyması, felsefeye ilgi duyması, özellikle kendi zamanında Galen tıbbını Arapçaya tercüme ettirmesi ve bu tercümenin son derece önemli olarak Ulumu'l-Evail diye bilinen İslam dışı ilimlerin İslam'ın içine ithal edilmesine sebebiyet veren hareketin, daha Hicri 85'te vefat etmiş bir şehzadenin öncülüğünde başlıyor olması ve bir devlet politikası olarak ortaya çıkması, bunların tamamı büyük ölçüde mevali dediğimiz unsurlara karşı iktidarın, Arap unsurunun takviyesine ve güçlendirilmesine yönelik hareketlerdi. Şimdi böyle baktığımızda, böyle gördüğümüzde, dolayısıyla Emevi iktidarı, mevaliye karşı kendisini güçlendirecek unsuru doğal olarak geçmişte aramıştır. Geçmişi güçlendirmede, cahiliyeyi güçlendirmede aramıştır. Ve böyle olunca muhalefet
mevaliyi de yanına almak suretiyle daha farklı bir boyutta, ki bunlar sonra epistemolojiye döneceklerdir, daha bir farklı boyutta Emevilerin üzerine yüklenmişler, onları eleştirmişler ve bu zaten bir süre sonra Abbasi iktidarına dönüşecektir ve onları inşallah konuşacağız. Burada Emeviler döneminde bu ABC, AB maddesine bir C maddesi daha eklememiz gerekecek. O da Emeviler döneminde ağırlıklı olarak devletin dili, devlet dili Şam'da Latince, Şam'da Latinceydi ve Hicaz bölgesinde daha aşağılara indiğimizde efendim işte Basra, Kufe gibi bölgelerde ve İran'a doğru olan bölgelerde de Farsçaydı. İki dil söz konusuydu. Yani devlet tutanaklarını tutan, devletle ilgili divanları oluşturan katiplerin kullandıkları dil Latince ve Farsçaydı. Emeviler bunun giderek Araplığı, Arapçayı zayıflatacağını ve giderek iktidarın başta dil üzerinden olmak üzere ellerinden uçacağını fark ederek Arapçaya özel bir vurgu yapmaları ve Emeviler döneminde Arapçanın bütün birazdan konuşacağımız efendim faaliyetlerinin ilk başlangıcının Emeviler döneminde olması bir rastlantı değildir. Dolayısıyla devletin resmi konularda kullandığı dilin Latince ve Farsçadan kurtarılarak Arapçaya çevrilmesi, Arapçanın bu manada bir devlet diline dönüşebilmesini mümkün kılacak olan bir bilim dili, bir devlet dili haline gelmesinin, gelişmesinin önünü açacak olan, birazdan İbnül Mukaffa'dan bahsedeceğiz, bu konuda görev üstlenen tarihi şahsiyetlerle Emeviler bir anlamda Araplığı ve Arapçayı öne çıkaran vurgularıyla ve Araplığı ve Arapçayı öne çıkarabilmek için de bunu aynı zamanda Kur'an'ın vahyin Arapça oluşu üzerinden ve Arapçanın belagatının da cahiliye Arap şiirlerinde mevcut oluşu üzerinden bir yeniden eskiye bir dönüşü ve Araplığa bir dönüşü mümkün kılan süreci başlattıklarını söyleyebiliriz. Evet, şimdi buradan bir iktidar değişikliğine dönelim. Bir iktidar değişikliğine dönelim ve Abbasiler dönemine geçelim. Evet, iktidar değişti ve Abbasiler dönemine geçti. Değerli izleyenler, Abbasiler devrine geçtiğimizde bu son derece önemli bir süreçtir. Temel kavramları da yazmış olduğumuz ve Cabir'in de bu derste ağırlıklı olarak üzerinde duracağımız, temel iddiaları sadedinde üzerinde duracağımız, tedvin asrının oluşma sürecinin bütün sorumlusu Abbasilerdir. Dolayısıyla artık biz burada Arap aklı dediğimizde ağırlıklı olarak Arap aklını analiz edip resmettiğimizde etkin faktörün Abbasiler olduğunu göreceğiz. Her ne kadar Emevilerle başlayan o İslam'ın oluşturucu aklın yeniden oluşmuş akla ve geçmişe dönüşü başlamış olsa da bunu zirveye taşıyan iktidarın ve uzunca bir süre iktidarda kalan devletin Abbasiler olduğunu düşündüğümüzde ve Abbasilerin de bu erken döneminde birazdan Cabir'in tedvin asrını konuşurken üzerinde duracağımız 140'lı yıllardan itibaren ele aldığı dönemi ele aldığımızda işte 136 ile 150 yılları arasında iktidarda bulunan Halife Mansur'un etkisini de efendim dikkate alarak bunu söyleyeceğiz. Abbasilerin etkin olduğunu, belirleyici olduğunu burada ifade etmemiz gerekir.
Şimdi farklı bir şeye geçeceğiz Abbasiler üzerinden de ona bir mukaddime olsun diye ifade etmeye çalışıyorum. Madem ki Abbasiler döneminde artık yeni bir süreç başladı, bu yeni sürecin adını koyalım. Abbasiler dediğimizde dikkat etmemiz gereken bir husus A, muhalefetin iktidara geçmesidir. Muhalefetin iktidar olmasından söz ediyoruz. Muhalefetin iktidar olması siyaset bilim açısından son derece önemli bir faktördür. Tabii bizim konumuz o olmadığı için üzerinde durmuyoruz ama muhalefetin iktidar olmasının bir bilinci, bir bilinçaltı, bir arka planı var. Bunun ayrıca analiz edilmesi lazım ama bunu sizlerle bu derslerde muhtemelen siyasi aklı konuşurken yapacağız. Şimdi değil. Olsun, yine de muhalefetin iktidar oluşuna bir cümleyle değinecek olursak şöyle söylememiz gerekir. Emevilerin davranışlarını sürekli eleştiren ve onları doğru bulmayan ve yanlarına mevali unsurunu da alan ve onların desteğini alan bir muhalefetten söz ediyoruz. Öyleyse Abbasiler Emevilerin başlattıkları Arap aklının yeniden oluşmasını, oluşmuş akıl sürecini devam ettirecekler ama dönüştürecekler. Emeviler gibi değil, kendilerine göre dönüştürecekler. Ve öyleyse biz şimdi burada bu başlık altında Abbasiler devrinde, Emeviler döneminde başlayan ve İslam'ın oluşturucu aklının yeniden eskiye dönüşle birlikte oluşmuş akla dönüştürülmesinin nasıl bir tarihsel arka planının olduğunu ve bunun neye dayanmış olduğunu şimdi analiz etmeye ve gözlemlemeye başlayabiliriz. Şunu söylemeyi unuttum dersin başında. Bu 6. dersimiz, sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, çok önemli bir tarihsel ve yapısal analiz dersidir. Cabiri temel kavramlar olarak yazdığımız 4 maddeyi, birazdan üzerinde duracağımız o 4 maddeyi anlaşılır kılmak, onları netleştirmek bakımından çok önemli tarihsel analizler ve aynı zamanda yapısalcı, inşai anlamda efendim temel yaklaşımlar ortaya koyacak. Bu bakımdan birazdan ele alacağım hususların da ona göre daha bir dikkatle dinlenmesi gerekmektedir. Şu durumda Abbasiler Arap aklının yeniden oluşturulmasını farklı bir zemine çekecekler. Arap aklı yine oluşacak. Arap aklı yine oluşmaya başlayacak. O oluşturucu peygamberi etkinliğin yeniden oluşmuş akla dönüşümünde Abbasiler onu farklı bir zemine çekecekler. Farklı bir zemin üzerinden bunu gerçekleştirecekler. Peki bu Abbasilerin zemininin adı nedir? Buraya B, bunu müsaadenizle büyük harflerle yazalım. Hedvin asrı. Tedvin asrının önüne yukarıda hemen üşenmeden bakalım. Şurada görüyorsunuz. Hangi zaman diye yazmıştık. Zamanla ilişkisini kurmuştuk. Onun için Cabiri bize zaman verecek. Ve bunu Zehebi'den yaptığı bir alıntı üzerinde yapacak ve Hicri 143'te başlayan aşağı yukarı 3. asrın ortaları yani 250'li yıllarına tekabül eden bir asırlık süreç olarak belirleyecek. Bu bir asırlık süreç Cabiri açısından o kadar önemli ki bu bir asırlık sürecin biraz önüne, biraz sonuna ekleyerek ben genel sohbetlerimde bunu ilk 3 asır olarak bazen de 4 asır olarak ifade ediyorum ki bunları niye 3 niye 4 daha sonra farklı yönleriyle konuşacağız inşallah. Ama burada Cabiri'nin merhumun altını çizdiği ve özellikle vurguladığı zaman dilimi 140'lı yıllardan 250'li yıllara kadar devam eden
bir asırlık bir süreçtir. Bu süreç son derece önemlidir. Bu süreçte ne oldu? Bu süreçte ne oldu da Abbasiler döneminde Arap aklının, oluşmuş Arap aklının ve daha sonra yine oluşturucu akla dönüşecek olan yeni bir aklın doğuşunun bu bir asır zemini ve tabir yerindeyse rahmi haline geldi. Ne oldu? Şimdi bunu bize Cabiri merhum Suyuti'nin Tarihul Hulefa adlı eserinden iktibas ettiği Zehebi'ye ait bir söz bağlamında anlatmaya çalışır. Zehebi'den naklettiği sözün çok önemli bu. Tabi Zehebi'ye dair bu söz özellikle bizim hadis ilmiyle meşgul olanlar gayet iyi bilirler. Bu pek çok kaynakta da geçer ama Cabiri merhum oradan almış, Tarihül Hulefa'dan. Zehebi'ye ait bir alıntı yapar Cabiri. Zehebi'nin bir tarihsel değerlendirmesini yapar ve Zehebi'nin bu alıntısını önemli kılan Zehebi'nin bizzat merhumun ifadesiyle bu değerlendirmesinin 140'lı yıllarda, bu yıllarda gerçekleşen bir olayı, pardon, bir dizi olayı ifade etmesi. Tarihsel süreci ifade etmesi. Zehebi'nin ifadesini önemli kılan bu. Peki Zehebi burada tam olarak ne söylüyor? Onların üzerinde duracağız. Ve burada da değerli izleyenler, konuyu iki başlık altında ele alacağım. Ve Cabiri merhum da öyle iki başlık altında ele alıyor. Böylece bu metin üzerinden biz bir kitabı, bir bilgiyi değerlendirirken bu iki başlık üzerinden değerlendirme melekesine de akademik hazırlık açısından zihnimizi hazırlamamız gerekiyor. Çünkü buna malumunuz bu yaptığım derslerin tamamı akademik rehberlik dersleri. Bu dersler üzerinden bir akademik altyapı, bir akademik zemin kazanmaya ve kazandırmaya çalışıyorum. Yani amaçladığımız şey bu. Öyleyse Zehebi'nin metni üzerinden Cabiri bize şöyle iki tane önemli soru sorar. Der ki bir, Zehebi burada ne söylüyor? Yani Zehebi'nin sözlerinden ne anlamalıyız? Evet, Zehebi'nin sözlerinden ne anlamalıyız? İki, şuraya yazalım. Hatta yukarı yazalım. İki, Zehebi bu metinde ne söylemiyor? Cabiri tam da Michel Foucault'cu bir yaklaşımla söylem analizi yaparak bir metin üzerinde söylenen ile söylenmeyeni, o metni yazan yazarın neleri öne çıkarıp neleri arka plana attığını, nelerin görülmesini, nelerin de görülmemesini sağladığını önemli bir tarihsel analizle ortaya koymaya çalışır. Ve bu çok önemli bir şeydir. Ve her metin böyle bir anlama sahiptir. Yani o metnin yazarı okur tarafından bazı şeylerin görülmesini isterken bazı şeylerin de görülmemesini ister. İşte bir akademik okuyuş, bir ehli tahkikin okuyuşu bir taraftan yazarın görmemizi istediklerini fark ederken bir taraftan da yazarın görmemizi istemediği şeyleri de fark etmeyi mümkün kılmaktır. Akademisyenlik ve ehli tahkik olmak böyle bir şeydir. İşte Cabiri bunu fark ederek Zehebi'nin metninde neleri bulduğumuzu, Zehebi'nin metninde nelerin gizlendiğini ve bunun nasıl bir bilinçli olarak yapılmış olduğunu ifade etmek bakımından son derece önem arz ediyor. Peki böyle bir tarihsel analizi gerçekleştirirken Zehebi'nin bu sözü üzerinden bu metnin tarihsel ve yapısal analizini yaparken
Cabiri'nin dayandığı temel mesele nedir? Zehebi'nin sünni bir alim oluştur. Bunu önce bir belirleyelim. Zehebi sünni bir alimdir. Bu çok önemli bir şey. Çünkü az sonra üzerinde duracağız. Öyleyse Zehebi geçmişi bize naklederken, geçmişte olup bitenleri değerlendirirken sünni bir bakış açısıyla bakacak ve sünni bir bakışın önemsediği şeyleri, unsurları öne çıkarırken sünni perspektifin önemsemediği şeyleri de arka plana bırakacaktır. Öyleyse ikisini birlikte işleterek gidelim. Zehebi sünni bir alim olduğuna göre Zehebi ne söylemiyor? Şia'yı yok sayıyor. Değerlendirmelerinde Şia'yı yok sayıyor. Cabiri der ki, Şia'yı okuduğumuzda, Şia'nın ülemasını ki birazdan konuşacağız, Şia'nın ülemasını, Şia'yı oluşturan temel unsurları değerlendirdiğimizde de bu defa da Şii bir aklın, Şii bir okuyuşun Sünni geleneği yok saydığını ve Sünni geleneğe hiç atıfta bulunmadığını, onu hasır altı ettiğini ve Şii görüşü öne çıkardığını söyler. Böylece Cabiri bize çok önemli olarak şu hususların altını çizer. Der ki, yanlış kullanılan Sünni İslam diye kullanılıyor. Bu doğru değil. Bunun doğrusu Sünni akıldır. Şii İslam deyip bunun doğrusu Şii akıldır. Böylece Cabiri Zehebi'nin metninden hareket ederek bize iki tane akıldan söz edecek. Birisi Sünni akıl, diğeri Şii akıl. Ve bu her iki akılda kendisini oluşturan ögeleri öne çıkaran, karşıtı olan aklın ögelerini de mümkün olduğunca hasır altı eden ya da dikkatten gizlenmesini sağlayan bir tavır içinde olduğunu ifade eder. Ve böylece Zehebi metninde ne gördüğümüze hemen dönelim. Zehebi metninde gördüklerimizi kırmızıyla yazalım. Zehebi metninde bir ilmin tedvin ve tebvibi hususunun altının çizildiğini görüyoruz. Zehebi metinde birazdan mekanları, isimleri de söyleyeceğim. Çok hassasiyetle altını çizerek Abbasilerin bu önemli döneminde ilmin tedvin ve tedvip edildiğinden söz ediyor. Bunun 140'lı yıllarda başladığını ve bunun bir devlet politikası olduğunu ve bunun da en önde gelen öncülerinin Mansur olduğunun altını çiziyor metin. Peki burada üç tane önemli kavram var. Bu üç önemli kavramın üçünün de üzerinde durmamız lazım. Tedvin, tedbib. İlim, tedvin ve tedbib. Zehebi bize ilimle neyin kastedildiğini metinde söylüyor. İlimle tefsiri, hadisi, fıkhı, megaziyi, dili, Arap dilini, dili, bunları öne çıkarıyor. Hatta dil bağlamında Eyyamul Arab'ı öne çıkarıyor. Bunlardan söz ediyor. Bir tane şeyi dışarıda bırakıyor. Ne söylemiyor da kelam ilmini? Kelam ilmini zikrediyor. Ve Zehebi ilim dendiğinde bütün bunların, şu alanların tamamının nakil üzerine oturduğunu ve ilim dendiğinde
nakil akla geleceğini, nakil dendiğinde de hadis akla geleceğini vurgulayarak tedvin toplamak, arşiv oluşturmaktır. Tebdit de toplanan ve arşiv oluşturulan malzemenin bilgiye dönüştürülmesidir. Bilgiye dönüşümüdür. Vaplara ayırmak bilgiye dönüştürümüdür. Dolayısıyla Cabiri Zehebi'nin metni üzerinden olup bitenleri değerlendirirken bu üç önemli sürecin, ilmin tedvin ve tedvibi sürecinin tedvin asrı dediği şeyi oluşturacağını anlatmak bakımından bunları söylüyor. Ve diyor ki nakil, rivayet, hadis de rivayet demektir. Ve rivayetin sıhhatine ilişkin de detaylar veriyor. Kitaptan okuyacaksınız onu. Ben girmek istemiyorum bir hadisçi olarak da. Onları en azından benim tasarladığım ve size sunmayı düşündüğüm sunum açısından o detayların benim vermek istediğim bütünlüğü biraz zedeleyeceği kanaatindeyim. Oradan okursunuz. İhtiyaç olursa yorumlara bana yazarsınız. Üzerinde dururuz. Rivayet olduğunu söylüyor ve dolayısıyla bunların toplandığını, baplara ayrıldığını ve bilginin üretildiğini söylüyor. Bilgi üretimi böyle sağlandı. Ve burada çok önemli efendim bir hususa Cabiri dikkat çekiyor. Diyor ki bu ilmin tedvini, bu iki süreç, ilim nakildi, hadisti, rivayetti, tedvinde bunları toplamaktı. İlk bakışta ilim, nakil, hadis, rivayet olması bakımından burada bir rey karşıtlığı olduğunu görüyoruz. Yani akla ve reye bir karşıtlık var. Nakil olduğunda reyi dışlar. İşte diyor tedvin aslında Abbasilerin ve Halife Mansur'un yapmak istediği ve yaptığı başarılı olduğu şey bu toplanılan malzemenin, tedvin edilen malzemenin bilgiye dönüştürülme sürecinin bilgiye haline gelmesi, bilgiye dönüşme sürecinin rey ile sağlanmasıdır. Yani ehli hadisin rey üzerinden bir epistemolojik efendim dönüşe imkan sağlayan Abbasilerin devlet politikası olarak bunu dönüştürdüğünü ve Mutezile'nin Abbasilerle ilk defa iktidar olduğunu da göz önüne alacaksak, bu reyin ve aklın mevcut nakli malzemenin, müdevven malzemenin nasıl bilgiye dönüştürülmede rey ve akla dayalı bir yapısal durum arz ettiğini görmemiz mümkün olacaktır. Dolayısıyla Cabiri tam da burada konuyu bize aktarırken ikinci önemli bir hususun üstünde durur. İki, diyecek ki, iki, ilmin tedvin ve tevvibinin zaman yanında bir de mekani unsurları, mekani önemi var. Özür dilerim, bilgisayar beni pil azaldığı için uyarıyor. Hemen fişini takacağım müsaadenizle. Evet. Şimdi değerli izleyenler, mekani unsurların da olduğunu söylüyor. Ve bu mekani unsurların ne kadar önemli olduğunu göstermek bakımından da bunların altlarını çizelim ve farklı bir renkle belirleyelim. Mesela Mekke'den Medine, Şam, Basra, Kufe, Yemen. Bu beldelerin adını veriyor Zehebi ve bu Mekke beldelerde ilmi tedvin ve tevvipten sorumlu isimlerden de söz ediyor.
Mesela Mekke'de diyor İbni Cüreyç, Medine'de İmam Malik, Şam'da Evzai, işte Basra'da İbni Ebi Arube, Kufe'de Ebu Hanife Sevri, Yemen'de Mamer gibi isimler vermek suretiyle, bu isimlerin tabii yanında onlarca bunlar gibi benzer ulema var. Bunlara devletin resmi bir belge göndermek suretiyle ellerindeki mevcut rivayet malzemelerinin, ki ilim dendiğinde bu rivayet ve hadis olduğunu söyledik, bunların toplanmasını ve bablara ayrılmasını ve yani ilme ve bilgiye dönüştürülmesini söylüyor devlet. Ve böylece beldelerde Cabir'in en temel iddiası, en temel yaklaşımı da budur. Bu kadar İslam coğrafyasının en önemli beldelerinde, en önemli efendim yerlerinde böyle bir faaliyetin eş zamanlı olarak başlaması tesadüfi olamaz, doğal bir gelişmenin sonucu olamaz. Bu mutlaka bir siyasi otoritenin, bir iktidarın bilinçli ve amaçlı olarak bir faaliyeti olmak zorundadır. Böyle bir faaliyet olduğunda işte birazdan üzerinde duracağımız tedvin asrı dediğimiz efendim süreci ortaya çıkarıyor ve tedvin asrı süreci de Arap aklının referans çerçevesi olacak. Birazdan üzerinde duracağız. Zehebi'nin metni üzerinden Cabiri'nin dikkatimizi çektiği bir üçüncü madde olarak şunu da belirlememiz gerekiyor. O da tedvin tarihinin erkene alınması. Çünkü Abbasiler böyle bir tedvin sürecini devlet politikası olarak resmen başlattığında, böyle söylediğinde Zehebi'nin böyle bir beyanda bulunduğunda muhalefet olan Şia bu zamanı daha erkene alarak, yani sizde geç başlamış, bizde bu başlayalı çok oldu şeklinde bir ifade yaptıklarını görüyoruz. Ve böylece Şia, ne söylemediği hususuna gelelim. Şia kendilerinin ilimlerini Cafer-i Sadık'a bağladıklarını, Cafer-i Sadık'ın vefat tarihi 148 olduğuna göre Cafer-i Sadık'a bağladıklarını ve Cafer-i Sadık'ın da Şii teorisyeni olarak Şii hadisini, tefsirini ve fıkhını tedvin eden kişi olması bakımından hemen hemen eş zamanlı bir döneme tekabül ettiğini Şia söyler. Ve fakat bundan önce Cafer-i Sadık'ın öncülerinden konuyu ta Hazreti Ali'ye, Ebu Zer'e, Ebu Rafi'ye dayandırmak suretiyle kendilerine göre ilmin tedvin ve tedvibinin daha Hazreti Ali ve onun taraftarları tarafından başladığını, Cafer-i Sadık'a geldiğinde artık onlar için Şii aklının teorik olarak oluştuğunu ve tam anlamıyla bir Şii aklından söz edeceğimizi ifade eder. Şimdi böylece aslında Abbasiler üzerinden ve Şia muhalefeti üzerinden konuşurken farkına varmadan Cabiri bize şunu fark ettirmek ister, şunu ima eder. Der ki eş zamanlı olarak iktidar ve muhalefet üzerinden eş zamanlı olarak bir Şia aklı, bunu daha sonra irfani epistemoloji olarak belirleyecek efendim Cabiri, irfani epistemolojinin önemli bir kanadıdır Şia, belirleyecek ve Abbasiler döneminde de bunu beyani epistemoloji olarak belirleyecek ve böylece epistemolojilerinin de tarihsel olarak doğuşuna ilişkin bu zeminden ve bu süreçten bize bahsetmiş olacak.
Dolayısıyla Cabiri'nin bu Zehebi'nin metni üzerinden İslami ilimlerin tedvin edilmesi ve İslami ilimlerin efendim bilgiye dönüştürecek temel referanslarının ortaya çıkmasını sağlaması, bu bir asırlık süreçte hemen hemen kelami, ameli, itikadi, efendim tüm mezheplerin de teşekkülünü içeren bir asırlık süreç olmasını dikkate alacak olursak, İslami ilimlerin teşekkülü ve beraberinde Arap aklının teşekkülünün de tarihsel olarak zaman bakımından tespitini yapabileceğimizi söyler Cabiri. Şimdi böylece burada zamansal bakımdan bir bakıma tedvinin daha erken başlaması, tedvinin daha erken tamamlanmış olmasının epistemolojik anlamda Arap aklının ya da Sünni ve Şii aklının teşekkülünde ne kadar önemli bir rol üstlenmiş olduğunu efendim söyleyince, şimdi tam da buradan böyle bir tarihsel sürecin, böyle bir tarihi gelişmenin, Zehebi'nin metni üzerinden bir devlet politikası olarak Abbasiler döneminde bilinçli olarak bilginin üretilmesi, bilginin tespiti, yukarıda yazmış olduğumuz dört temel maddeyi artık ele alabileceğimiz noktaya bizi getirmiş oldu. Bu tarihsel analiz, bu tarihsel efendim değerlendirme, şimdi yapısal bir şekilde ele alınarak bu temel kavramlarda kendisini nasıl gösterdiğine dönelim. Evet, temel kavramlara dönelim. Bunları konuşalım. Arap insanı kimdir? Arap insanı kim? Cabiri Arap insanı kavramını Arap kültürel tarihine mensup olan cahiliyeden günümüze bu kültürün içinde doğmuş, bu kültürün içinde aklı şekillenmiş, bu kültürün kendisine sunduğu imkanlarla düşünen ve bu kültürün kendisine sunduğu imkanlar ile eşya, varlık ve insan ve doğa ve tanrıyla ilişki içine giren kişi olarak belirler. Dolayısıyla Arap insanı bir kültür insanıdır. Kültürel bir insandır. Bir kültür mensubudur. Ve kültürün o durağan özelliği, karakteri Arap insanında genetik olarak kodlanır ve Arap insanı bu kültürün kodları üzerine teşekkül eder. Böylece Arap kültürü tarihin sadece belli bir döneminde, tarihin sadece belli bir dönemine münhasıran belirlenebilecek bir şey değildir. O, yaşamın ve hayatın içinde aktığı reel zamana bağlı olmaksızın, ama bu reel zamanı sürekli kontrol altında tutabilecek bir arka plan ve alt güce sahip olan bir bilinç halidir ki, bu anlamıyla Arap kültürü her zaman Arap insanının oluşmuş aklıdır. Bu son derece önemli bir husus. Arap kültürü Arap insanının oluşmuş aklına tekabül eder. El aklul mukevvendir. Peki, şimdi bugünkü dersimizin en önemli
noktasına geldik. Yorulduğunuzu biliyorum ama biraz daha sabrınızı istirham edeceğim. Evet. Tedvin asrı nedir? Neden bir tedvin asrına vurgu yapıyor Cabiri? Evet, neden bir tedvin asrına vurgu yapıyor? Ve neden Cabiri tedvin asrını Arap aklı için bir referans çerçeve olarak belirliyor? Yani şunun için, şu Arap aklı için. Evet. Neden Arap aklı için bir referans çerçeve olarak belirliyor tedvin asrı? Ne demek tedvin asrı? Ne oldu bu anlattıklarımızla? Ne oldu ki bu tedvin asrı Arap aklının bir referans çerçevesidir? Arap aklının referans çerçevesi demek ne demektir? Bundan ne anlamalıyız? Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Bunun için izninizle aşağıya ineceğim. Bir boş yer bulmaya çalışacağım. Çünkü şema çizmem gerekiyor. Bir boş yer bulmalıyım. Bir boş yer bulamazsam yeni bir sayfa açacağım. Sanki o çok güzel. Bir boş yerimiz varmış. Çok şükür. Evet. Şimdi müsaadenizle değerli izleyenler, benim bir şöyle şema çizmem gerekiyor. Bir çerçeve. Buna referans çerçevesi diyelim. Evet, bu referans çerçeve. Cabiri bunu anlatırken çok önemli bir örnek verir. Der ki, uzayda bir astronot düşünelim. Uzay gemisinin içinde. Bu astronotun bütün düşüncesini oluşturmak, kendisinin o uzay gemisinin dışındaki evrenle, varlıkla kuracağı tüm ilişkisini belirleyici olan ana zemin o uzay gemisidir. O uzay gemisi astronotun sabitesidir. Şimdi yazalım. Demek ki bir referans çerçevesi demek bir sabite demektir. Sabite demek ana zemin demektir. Ana zemin. Öyleyse tedvin asrı bir sabite, bir ana zemin olacak. Birazdan onu konuşacağız. Ve astronot dünyaya yakınlığını, uzaklığını, güneşe yakınlığını, uzaklığını, dünyanın güneşle olan münasebetlerini, samanyolunu ya da başka şeyleri aklınıza her ne geliyorsa evrenle ilgili bütün bunları uzay gemisinin koordinatlarını ve bulunduğu yeri dikkate almaksızın yapamaz. Yaparsa da hiçbir doğru sonuca ulaşamaz. Öyleyse uzay gemisi bir astronotun uzay gemisinin dışındaki varlık alanıyla olan ilişkisindeki konumu her ne ise, Cabiri için tedvin asrı da Arap aklı için aynı şeydir. Demek ki referans çerçeve bu Arap aklının referans çerçevesi olarak bir sabitedir, bir ana zemindir. Peki bu referans çerçevesi Arap aklının madem sabitesi ana zeminidir, öyleyse bu referans çerçevesi Arap aklının oluşturan tüm ağ kavramlar, ilkeler, C, bakış açısı, D,
insan, evren, tanrı ilişkisi dediğimiz aklımıza her ne geliyorsa bütün bunların belirlendiği, tayin edildiği ve Arap aklının sınırlarıdır. Bunu müsaadenizle başka bir renkte yazmak istiyorum. Daha önceki derslerimizde söylediğim Wittgenstein'ın sınır kavramını, dilimin sınırı, dünyamın sınırı metaforunu hatırlayacak olursak, dil nasıl ki düşüncenin ve Wittgensteinci bir akıl yapısının sınırlarını belirliyorsa, referans çerçevesi de Arap aklının sınırlarıdır. Demek ki tedvin asrı, Arap aklının referans çerçevesi dediğimizde, tedvin asrı, birazdan içini açacağız, tekrar üzerinde duracağım, temel kavramlara yeniden döneceğim. Tedvin asrı bir taraftan Arap aklının akledebilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm malzemeyi, kavramları, ilkeleri, metodolojiyi vesaireyi ona sağlarken, al bunlarla üret derken, diğer bir taraftan da bu çerçeve, adı üstünde çerçeve, Arap aklını sınırlar. Arap aklı bu çerçevenin dışını düşünemez. Arap aklı için burası yok hükmündedir. Arap aklı bunu düşünemez. İşte bir önceki derste ve daha sonraki derslerde sürekli üzerinde duracak olan Cabiri'nin durmaya çalışacağı şey, bu çerçeveyi kırabilmek, dışına taşabilmek nasıl mümkün olacak? Epistemolojik kopuşla. O halde tedvin asrı Arap aklının referans çerçevesi demek, Arap aklının epistemolojik zemini, Arap aklının epistemolojik çerçevesi demektir. Arap aklı burayla düşünür, burayla üretir, buraya bağımlıdır, buraya bağımlı olmak zorundadır. Bunun dışına çıkamaz. Çıkarsa kopuş gerçekleştirmesi lazım ve kopuş gerçekleştirdiğinde Cabiri'nin ifadesiyle kendisine bir yeni referans çerçevesi bulması lazım. Çünkü referans çerçevesi olmadan, bir sabite olmadan bir akıldan ve bir aklın üretiminden söz edemeyiz. Bu Şii aklı için de böyledir, Sünni akıl için de böyledir ve tedvin asrı tam da böyle bir sürecin adıdır. Şimdi böyle olduğunda tedvin asrı Arap aklının referans çerçevesi dediğimizde, şu Zehebi'nin metnine yeniden dönecek olursak, bilginin, ilmin tedvin ve tevvibi olarak belirlediğimiz şu hususa yeniden dönecek olursak, ilim boş yere tedvin edilmiyor, boş yere tevvib edilmiyor. Boş yere bu zaman diliminde, bu adı anılan İslam coğrafyasının en ünlü beldelerinde birlikte bir projeye yönelik bir faaliyet boşuna başlamıyor. Niye? Şu çerçeve oluşsun diye. Bu çerçeve niye oluşacak? Çünkü bu çerçeve artık Abbasiler döneminin projesine göre Arap aklı ancak ona sunulan malzemeyle düşünebilecektir. Ona bu tedvin ve tevvib edilen malzeme ne kadar düşünme imkanı veriyorsa o kadar düşünebilecektir. Ne kadar üretme imkanı veriyorsa o kadar üretebilecektir. Şimdi size bir soru. Biz bu tedvin asrının bize sunduğu malzemeler olmaksızın asr-ı saadete gidebilir miyiz? Hazreti Peygamber'e ulaşabilir miyiz? Hayır. Hazreti Peygamber'le ilgili bütün bilgimiz hepsi bu. Tedvin asrı bize ne veriyorsa, çerçeve o. Ne sunuyorsa. İşte Cabiri'yi önemli kılan, bu mevcut malzemenin bütün dayatmalarına rağmen bizi zorunlu olarak bu çerçevenin içinde
bütün tutma cebrine ve zorlamasına rağmen orada saklanan, gizlenen, arka planda kalan şeyleri bulma, fark etme, onlardan yeni bir şey icat edebilmek ne ölçüde mümkün? Bu yeniden yapılanma çağdaş dönemde onun imkanı üzerinde konuyu ele alır ve ele almaya çalışır. Dolayısıyla tedvin asrı dediğimiz, Arap aklının referans çerçevesi dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu, bunun nasıl bilinçli oluşturulduğunu, Emevilerle başlayan sürecin Abbasilerde nasıl bir dönüşüm geçirerek Abbasilerde bir proje haline geldiğini ve işte hem Mansur hem Me'mun döneminde Mu'tezilerin iktidar olmasına bağlı olarak hem daha sonraki dönemlerde Ehli Hadis'in yeniden iktidara gelmesi ve aradaki çelişkiler, çarpışmalar vesaireler süreçleri değerlendirdiğimizde bu referans çerçevesinin bizim için ne kadar önemli bir biçimde oluştuğunu, teşekkül ettiğini görmemizi sağlar. Ve böylece Arap insanı bu kültürün içinde düşünmesini sağlayan Arap aklına işte bu tedvin asrının ona sunduğu malzemeler üzerinden sahip olmuştur. Arap aklı tedvin asrının aklıdır. Bunu yazalım. Hem de büyük kocaman harflerle yazalım. Arap aklı tedvin asrı. Tedvin asrının oluşturduğu akıldır. Demek ki Arap aklını tedvin asrı oluşturuyor. Tedvin asrı bir akıl oluşturdu. Şimdi çok daha önemli bir yere geldik ve çok da yorulduğunuzun farkındayım. Bu temel kavramları tam bir anlamamız ve bundan sonraki süreçte okuyacaklarımızı değerlendirmemiz bakımından tahtamızda az da yerde kalmış. Onları da değerlendirerek toparlamaya çalışacağım. Şöyle bir husus söz konusu değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler. Şimdi tam olarak Arap kültüründe ne oldu onu bir görelim, bir bütün olarak görelim. Bir bütüncül bakışla bakalım da görelim. Tam olarak ne oldu? Hemen bölümleyelim. Şöyle bir çerçeve çizelim ve bölümleyelim. Cahiliye, İslam, tedvin asrı, gelenek, ve günümüz. Evet. Bütün bu konuştuklarımız, bu çerçeveye bölümlediğimiz hususlarla ilişkilendirildiğinde tam olarak ne anlama geliyor? Cabir bu önemli dersinde bize asıl olarak tam neyi anlatmaya çalıştı? Dedi ki cahiliye Arap'ın bir aklı vardı. Bu cahiliyenin oluşturduğu bir cahiliye Arap aklı. İslam ilk defa bir epistemolojik kopuşla cahiliyeden aldığı, devraldığı oluşmuş aklı İslam, vahiy ve Hazreti Peygamber üzerinden bir oluşturucu akla dönüştürdü ilk defa. Arap tarihinde ilk defa İslam geçmişten tevarüs ettiği birikimleriyle yeni bir akıl, inşa edici, oluşturucu bir akla kavuşmuş oldu. İslam'ın oluşturduğu bu oluşturucu akıl tedvin sürecinde yine İslam'la bağlantılı, yine temel referanslarını İslam'dan almak üzere İslam'ın yorumlanmasına, değerlendirilmesine ve ilim dediği tefsir, fıkıh, efendim, megazi vesaire
kelamı da biz katalım. Kelam her ne kadar Zehebi onu dışarıda bırakmış olsa da bütün bunları dikkate aldığımızda tedvin asrı bu İslami ilimler diye daha sonra meşhur olacak olan ilim dallarının sunduğu imkanları kullanmak suretiyle tedvin asrı bu oluşturucu akla, aklı, oluşturucu aklı bir referans çerçevesi içerisinde oluşmuş akla dönüştürdü. Yani bu İslam'la başlayan akıl ve erken dönem böyle bir dönüşüme maruz kalmasaydı, İslam oluşturucu aklıyla sürekli kendini yenileyerek Arap aklı artık oluşturucu aklın rehberliğinde yürüyecekti. Ama tedvin asrı yeniden oluşmuş bir akla. Bu isterse Sünni akıl, isterse Şii akıl olsun, fark etmez. Şii akıl erken dönem itibariyle, tedvin asrı itibariyle söylüyorum, oluşmuş akıldır bunlar. El aklul mukevvendir. Bu oluşmuş aklın, bu oluşmuş aklın hem bir devamı, A devamı, devamı içerir B'yi de ama yine vurgu için yazıyorum. Taklidi olan uzun bir gelenek, bir önceki dersimde geviş getirme süreci olarak tanımladığımız bir uzunca geleneğe dönüşecektir. İşte Cabir'in yeniden yapılanma. Projesi olarak bize sunduğu epistemolojik kopuşu önerdi. Kopuş olarak önerdiği projesinde şurada hedefi, amacı, umudu ruhu şad olsun. Bunun inşallah İslam dünyası bunu başaracak, buna inanıyorum. Bunun tıpkı şurada İslam zuhur ettiğinde olduğu gibi çağdaş dünyaya, modern dünyaya mesajlar verebilen, onu yorumlayabilen, değerlendirebilen, üretebilen bir yeni oluşturucu akla dönüşmesi hususunu savunuyor. Tabii bu bizim derslerimizde çok ileri dönemlerde ele alacağımız bir konu. Onu savunuyor ama bu çerçeve bize bunu veriyor. Yani tedvin asrının nasıl bir akıl oluşturma ve oluşan akla bir sınır, bir çerçeve çizip aklın o sınırların içinde kalmasını sağlama çabası olduğunu, adeta aklı oraya hapsetme çabası olduğunu ifade etmeye çalıştık. Cabir der ki, benim projemin iki basamaktan, oluşur benim projem. Proje iki aşama. Bir, Arap aklının tarihsel oluşumunu analiz etmek. İşte bu okuduğumuz kitap, bu birinci kitap. Kitap boyu bu meseleyi, birinci aşamayı konuşacağız. İki, bizatihi Arap aklını yapısal olarak incelemek. Yani bizatihi Arap aklı yapısal olarak neye tekabül ediyor? Arap aklı nedir? Yapısal olarak Arap aklı nedir? Yapısal analiz. Bu da ikinci kitabın. Birinci kitabın üç katı büyüklükteki o ikinci kitabın hedefi. O halde bu önümüzdeki yedinci dersten itibaren birinci basamağı, projenin birinci basamağı olan Arap aklının tarihsel oluşumunu, daha açık söyleyelim, tedvin asrı referans çerçevesinin içini konuşacağız. Bu kitap tam anlamıyla tedvin asrını bize açacak. Ne oldu? Tedvin asrında tam olarak ne oldu?
Tedvin asrı Arap aklını ne anlamda, nasıl oluşturdu? Bunu konuşacağız bundan sonraki derslerimizde. Üçüncü bölümdü galiba. Bu bölüm yeni bir bölüm ve orada bu tarihsel süreci Bedevilerden başlatmak suretiyle Arap aklının kurucu ögelerinden birisi olan Bedevilerden, Bedevi hayattan, Bedevi dünya görüşünden başlayarak meseleyi bize ele alıp anlatmaya çalışacak. Efendim, beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yorucu, muhteva itibariyle çok dolu ve her biri üzerinde ileride farklı boyutlarla yeniden durmamızı gerektiren önemli derste benimle birlikte olduğunuz için de ayrıca size minnettarım. Dersimize temel iddialar ve temel kavramlar diye başladık malumunuz. Gördüğünüz üzere temel kavramlarımızı ve temel iddialarımızı genel hatlarıyla kitapta verdiği şekliyle efendim sizlere sunmaya ve arz etmeye çalıştım. Böylece gördük ki sözünü ettiğimiz Arap aklı tedvin asrının sınırlarını çizdi ve ona düşünme ve üretmek için ihtiyaç duyacağı tüm imkan ve malzemeleri sağladığı bir sürecin adıdır tedvin asrı. Ve Arap aklı dediğimiz, ister Sünni Arap aklı epistemolojisi, beyani diyeceğiz buna, beyani olsun, İsterse Şii, sonra tasavvuf da buna ekleyeceğiz, irfani epistemoloji olsun. Bunların hepsi tedvin asrının ürünüdür. Evet, bir sonraki derse görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla kalınız, afiyetle kalınız, hoşça kalınız değerli izleyenler.